Endeksa İstanbul'daki kira artışlarının nedenlerini ve bu durumun gelecekte nasıl şekilleneceğine dair detaylı bir analiz hazırladı. Analizin ayrıntılarını Endeksa CEO'su Görkem Öğüt'le değerlendireceğiz. Görkem Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi İstanbul'daki kira artışlarını konuşuyoruz. Bu kira artışlarının enflasyon karşısında reel olarak düşmesine rağmen nominal olarak yüksek seviyelerde kalmasının temel sebeplerini bize söyler misiniz? Evet, yani buradaki en temel neden aslında bu son dönemdeki son 2 yıldır %25 kanunundan dolayı ev sahiplerinin evlerini kiraya vermeme istemesi, boşta tutması, yine aynı nedenle dolayı kiracıların evden çıkmama istemesi. Bu nedenle kiralık stoğundaki ciddi azalış diye özetleyebiliriz. Bu da haliyle fiyatları her zaman yukarıya taşıdı. Son 2 aydır bunun, yani işte Temmuz'da kural kalktı biliyorsunuz. Bundan sonra biraz rahatladığını gördük. Fakat şimdi de artık öğrencilerin kiralama zamanı geldi. Biz de haberimizi zaten bu nedenle yapmıştık içeriği. Şimdi sezonsal olarak her sene zaten kiralama dönemlerinde, yani bu öğrencilerin yerleştiği dönemlerde fiyatlar zaten yükselir. Ondan dolayı bu dönemki yaşanacak yükselişi genel olarak okumamak lazım. Fakat altını çizmeliyiz ki siz zaten çizdiniz. Gerçekten öğrencilerin de tek başına gidip ev tutması çok zor görünüyor bu yeni fiyatlar altında. Şimdi Beşiktaş çok önemli bir, İstanbul'da çok önemli bir öğrenci ilçesi. Yani öğrencilerin genelde yoğunlukla kaldığı bir bölge, çok fazla üniversite olmasından dolayı. Şimdi orada ortalamalar 43.200 lira çıkmış. Yani İstanbul'un ortalaması zaten 23.400'lerde, 23.500'ler civarında. Bu nedenle tek başına bir ev kiralamaktan ziyade birden fazla kişiden kiralama tercihi olacakmış gibi duruyor bu sene için. Çünkü şunları da çok fazla duyduk. Yani yurtlar da işte kiralarla neredeyse yarışır diyorlar öğrenciler. Ondan dolayı ev kiralama hala daha hesaplı olabiliyor diye söyleyenler var. Bundan dolayı yani bir değil, iki arkadaş, üç arkadaş kiralama yoluna gidecekler gibi duruyor. Şöyle bir hızlıca İstanbul'un ilçelerine de baktığımızda Beşiktaş üst sıralardaydı. İşte Sarıyer onun biraz üzerinde, yaklaşık ortalama 51 bin lira olmuş. Kadıköy 40 bin lira, Bakırköy 33 bin lira diye ilerliyor. Aslında şunu söylemek gayet mümkün. Aslında yoğun kiralamaların olduğu ve öğrencilerin de aslında daha çok tercih edeceği bölgelerin daha fazla kira talep ettiği bir dönem içerisindeyiz bir yandan da. Bu ne olacak? Yani bu sezonu atlattıktan sonra dediğim gibi şu an artık kiralamalar daha ev sahiplerinin daha sıcak baktığı bir boyuta geçmiş durumda. Bundan dolayı kiralık adetlerin artmasıyla bir nebze de olsa rahatlayacaktır. Yani bu enflasyonun altında kalan reeldeki düşüş biraz daha hızlanabilir demek mümkün. Ama bir yandan da birinci el ve ikinci el konutların da fiyatlarının aşağısına inmek, tabii inmesini beklemek gerekiyor. Bunun için de her zaman konuştuğumuz inşaat maliyeti ve inşaatların artması konusu mercek altına alınmalı.